Peygamber Efendimizin nübüvvetini, peygamberliğini inkar edebilmek için insanlar zaman zaman çeşitli iddialar ortaya atmışlardı. Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e bir başkası tarafından öğretildiğini söyleyenler de olmuştu. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri onların her birinin gözü önünde cereyan eden bir ömür, bir hayat geçirmişti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri onların aralarında büyümüştü. Onun yaşayış tarzını, onun cemiyet içerisinde nasıl yetiştiğini görmüşlerdi. Onun hiçbir hocadan ders almadığını biliyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin ümmi olduğunu da biliyorlardı. Biliyorsunuz ümmi demek okur yazar olmayan demek. Sistemli bir şekilde ilim tahsil etmeyen kimselere ümmi deniliyor. Aslında insanlar için genel manada bir nakisadır, bir eksikliktir ümmi olmak. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri için ayrı bir meziyet ve ayrı bir şeref konusudur. Çünkü Allahü Teala onu Mektebi Ehadiyette talim etmiştir. Allahü Teala Cenab-ı Hak ona öğretmiştir. Vakımdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin hak peygamber olduğunun, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun en inkar edilmez delillerinden bir tanesi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin ümmi oluşudur. Hiçbir hocadan tahsil görmediği halde, hiçbir eğitim almadığı halde bütün ilim ehlini, bütün irfan ehlini hayrette bırakacak. Bütün herkesin dikkatini çekecek muazzam ilim ve irfanla dolu, büyük hakikatler ihtiva eden bir kitabın ortaya konulmuş olması, bu kitabın bir insan tarafından meydana getirilemeyeceğinin en inkar edilmez delilini teşkil ediyordu. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin ümmi oluşunun çok önemli bir sebebi vardı. O da onun peygamberliğinin, nübüvvetinin hak ve gerçek oluşunun en inkar edilmez delili ve belgesini teşkil etmesidir ümmiliğin. Bu bakımdan zaman zaman Resulullah Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i bir başkasından öğrendiğiyle ilgili bir takım cılız ve mesnetsiz iddialar ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili olarak ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad na'lemu ennehum yekulûne innemâ yuallimuhu beşer. Lisânüllezî yulhidûne ileyhi e'cemiyyun. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌ مُّب۪ينٌ صَلَقَ اللّٰهُ لَزِمْ Ant olsun ki, Cenab-ı Hak yine kasemle buyuruyor. Biz onların, Kur'an-ı Kerim'i ona bir adam, birisi öğretiyor dediğini biliyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar, Kur'an-ı Kerim'i ona bir beşer, bir insan, bir adam ona Kur'an öğretiyor dediğini biz biliyoruz. Onların böyle diyeceklerini ve dediklerini biliyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. Lisanüllezî yulhidûne ileyhi, Peygamber Efendimiz'e talimatta bulunduğu bazı şeyler öğrettiğini ileriye sürdükleri adamın dili, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine birisi haşa ders veriyormuş da, Kur'an-ı Kerim'i ona imla ediyor, yazdırıyor, dikte ettiriyormuş da vesaire şeklindeki iddiaların ne kadar mesnetsiz olduğunu Allah-u Teala şöyle izah ediyor, açıklıyor. Ona meylettikleri, yani iddia ettikleri, Peygamber Efendimiz'e bir şeyler öğrettiği iddiasında bulundukları adamın dili, ifade tarzı ehcemiyyun, yabancıdır, aksanlı, Arapçayı bilmeyen, doğru dürüst ifadeyi meram edemeyen bir kimsenin dilidir. E'cemi demek aslında Arabi olmayan. Kur'an-ı Kerim ise Arabidir. Fasih Arabidir hem de. En mükemmel, en beli Arabi ifadelerdir Kur'an-ı Kerim.
O Peygamber Efendimiz'e öğrettikleri bir takım şeyler öğretiyor diye iddia ettikleri adam ise Arapçayı doğru dürüst konuşmasını bilmeyen, dilin nahvini, sarfını, kavaidini, esasını, usulünü, sistematiğini bilmeyen bir yabancıdır. Doğru dürüst dili konuşup yazamayan birisidir. Ve hâzâ lisânun arabiyyun mübîn. Halbuki bu Kur'an-ı Kerim fevkalade açık, fevkalade fasih bir Arap diliyle nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki bu insicama, Kur'an-ı Kerim'deki bu üslup ve belagata bakın. Böyle doğru dürüst ifadeyi meram edemeyecek iki kelimeyi bir araya getirmekten, Arap dilinde konuşmaktan ve düşündüklerini anlatmaktan aciz bir kimse bu sözleri nasıl söyleyebilir? Bir kere düşünsenize. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim beli, fasih ve apaçık bir Arapçadır. İfade bakımından insanlar hayranlıklarını sureti katiyede gizleyemeyecek derecede dehşet içinde, hayret içinde kalıyorlar Kur'an-ı Kerim'i görünce. Bedeviler dilin en bozulmamış şekliyle hakim olan ve şekliyle konuşan kimseler Kur'an-ı Kerim ayetlerini duydukları zaman secdeye kapanmaktan kendilerini alamamışlardı. Dolayısıyla sizin ona Kur'an öğretiyor dediğiniz adamın dili bu kadar bozuk ve acemiyken nasıl olur da böyle bir iddia ortaya atabilirler? İnnellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi lâ yehdîhimullâhu ve lehum azâbun elîm. Allah-u Teala'nın ayetlerine inanmayan kimseleri Cenab-ı Hak doğru ve hak yola hidayet etmez. Onlara doğruyu göstermez. Onlar için son derece elem verici bir azap vardır. Son derece elemli ve acılı bir azap vardır. İnnemâ yefteril kezibellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi ve ulâike humul kezibûn. Ancak yalan ortaya atanlar, yalan uyduran kimseler Allah'ın ayetlerine inanmayan kimselerdir. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar bu inansızlıklarını bir nevi ispatlayabilmek, kendilerini haklı göstermek için Allah'ın ayetlerini inkar etmeye ve yalanlamaya kalkarlar. O inkarlarını gizlemek için. Ve ulaike humul kazibun. İşte onlar yalancıların ta kendisidir. Men kefera billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil imani velakin men şaraha bil kufri sadran fe aleyhim gadabun min Allah ve lehum azabun azim. Bu ayet-i kerime tehdit edilerek, zorlanarak baskı altında bırakılan müminlerin bir ölüm tehlikesiyle, bir ikrah ile karşı karşıya kaldıkları durumda karşılarındaki insanların kendilerini inkara sürükleyecek söz söyleme konusundaki zorlamalarına onların istekleri istikametinde cevap vermenin caiz olduğunu göstermek üzere nazil olmuştur. Ammar İbni Yasir Hazretleri babası Sümeyye ve annesi Sümeyye ve babası Yasir'in büyük işkenceler karşısında ölümü göze alarak müşriklerin ve din düşmanlarının söylediklerini söylememeleri neticesinde şehadet şerbetini içmelerine mukabil Ammar Hazretlerinin genç olan Hazreti Ammar radıyallahu teala anh'ın onların söylediklerini kalbindeki imanı teslimiyeti hiç bozmadan sırf canını kurtarmak maksadıyla onların söylediklerini kabul etmesi üzerine Ammar kafir oldu diyenlerin sözlerine bir cevap olmak üzere Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi inzal etmiştir. Ayet-i kerimede buyuruyor ki men kefara billahi, kim Allah'ı inkar ederse, dinden çıkacak bir söz söyler, peygamberi zişanı inkar edecek bir söz söylerse, min ba'di imanihi, iman ettikten sonra, illa men ukrihe, ancak
ikra edilen, zorlanan, baskı altına alınan, ölümle tehdit edilen, bir uzvunun kesilmesiyle tehdit edilen, telefi nefis veya kat'ı uzuv, ikra dediğimiz şey, zorlama bu iki durumla, yani mülci ikra diyoruz buna, zorlayıcı ve böyle insanı belli bir fiile mecbur bırakan zorlama ve baskıya ikrah-ı mülci diyoruz. Zarureti mülciye de var işte. Bu gibi durumlarda zorlanan kimse, ikrah edilen, baskıya maruz kalan kimse ve kalbuhu mutmainnun bil imani. Kalbinde iman tam manasıyla dop dolu, kalbi imanla mutmain. Yani gönlündeki imanda hiçbir tezelcül ve sarsıntı yok. Ondan hiçbir şey kaybetmiş değil ama sırf canını kurtarmak maksadıyla o anda kelime-i küfür telaffuz ederse, inkarı gerektiren bir söz söyleyecek olursa o kimse, bu takdirde işte bu istisna ediliyor. Bu kimse kafir olmaz buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada İslam alimleri, müfessirin-i kiram, söylenecek kelime-i küfrün sarih olmaması, yani tariz ve kinaye yollu olması, dolambaçlı yolla söylenmesinin uygun olduğunu söylemişlerdir. Hatta bunu gerekli görenler de olmuştur. Bazılarına göre sarih söylemek yine caiz değildir demişlerdir. Yani doğrudan doğruya mesela dese ki ben inanıyorum ki Muhammed yalancıdır dese haşa, bu sarih ifade oluyor. Ama sizin inancınıza göre Muhammed yalancıdır dese, burada sizin inancınıza göre dediği için kendini kurtarmış oluyor. Tariz yollu oluyor bu işte. Kinaye yollu söylemek daha uygun ama buna işin evla olanı denilmiştir. Yani insan çok zor durumda kalırsa, mutlaka ölümle burun buruna gelmişse, sarih olarak söylemesinin de o insanı küfre götürmeyeceğini ifade etmiştir alimler, müfessirin-i kiram. Fukaha-i İzam da aynı şekilde bunu bu şekilde açıklamışlardır. Fakat velakin men şeraha bil küfri sadran, fakat inkar ve küfre iradesiyle gönlünü açan, hiçbir zorlama olmadığı halde kalbindeki imanı da tamamen çıkararak küfre gönül açan ve küfrün icablarını yerine getiren kimselere فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللّٰهِ, Allah tarafından onlara gazabı ilahi vardır. Allah'ın gazabı onların üzerinedir, Allah korusun. Onlar Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden mahrum kalacaklar. Onlar yarın yevm-i kıyamette kafirlerle aynı muameleye tabi tutulacaklardır. Allah korusun, o kimse artık mürtet olmuş sayılır. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, onlar için büyük, müthiş ve dehşetli bir azap vardır. Allah muhafaza buyursun. Demek ki zorlanan bir kimse, hayati bir tehditle karşı karşıya kalan bir kimse, burada ya öldürülme tehlikesi veyahut da kendi uzuvlarından bir tanesinin kesilmesi veya dumura uğratılması. Gözünü çıkarırız diyorlar, kulağını keseriz diyorlar, burnunu keseriz diyorlar, elini keseriz diyorlar. Bu gibi durumlarda işte telefi nefis, kat-ı uzuv, yani yok olma, ölme tehlikesi veyahut da bir uzvun, bir organın kesilmesi veya yok edilmesi tehlikesi söz konusu olursa, mümin kalbindeki imanı, teslimiyeti tam ve bütün olmak kaydıyla o düşmanların, din düşmanlarının söylemesini istedikleri sözü tercihan kinaye yollu bir ifadeyle, ama zorda kalırsa, iyice de çaresiz kalırsa, onların söyledikleri şekilde söylerse bu kimse kafir olmaz. Allah-u Teala'nın rızasından uzaklaşmış olmaz. Çünkü burada istisna var. İlla men ukrihe ve kalbuhu mutmainnu bil iman. Kalbi imanla dopdolu iken bir kimse zorlanarak kelime-i küfür söylerse Allah korusun, o kimse kafir olmaz buyuruyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak yine de bu gibi durumlardan muhafaza buyursun. Zalike bi ennehum istahabbul hayatet dünya alel ahire. Bu nedendir bunların böyle hiçbir
kalbindeki imanı koruma endişesi duymadan kafirlerin yoluna kendi iradesiyle girerek kalp gönül hoşnutluğuyla onların yolunu seçmek ve neticesinde ilahi azaba düçar olan bu kimselerin böyle dehşetli bir azaba müstahak olmalarının sebebi nedir? Zalike bi ennehu mustahabbul hayate dunya alel ahire. Onların dünya hayatını, dünya menfaatini, dünyanın geçici zevklerini ahirete tercih etmiş olmalarından dolayıdır. Dünyayı ahirete daha tafsil etmişler, daha tercih etmiş, daha üstün tutmuşlardır. Bunun neticesi olarak onlar böyle bir azabı hak etmişlerdir. Ve enne Allahe la yehdil kavmel kafirin. Allahü Teala kafir olan, inkarcı olan kavmi Cenab-ı Hak hidayete erdirmeyeceği için onları Cenab-ı Hak rızasına uygun yolda bulundurmayacağı için onların akıbeti bu olacaktır. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Bunlar öyle kimselerdir ki Allahü Teala onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. Onlar artık tamamen haktan, hakikatten, hidayetten, İslamiyetten nasipsiz kalmışlardır. Onların bütün düşünceleri dünya zevki ve menfaatidir. Dünya rütbelerine itibar etmiş, aldanmışlardır onlar. Ve ulaike humul gafilun. Onlar artık gafil kimselerdir. Gafillerin ta kendisidir onlar, Allah korusun. La cerame. Hiç şüphe yok ki, gerçek odur ki, ennehum fil ahireti humul hasirun. Onlar ahirette hüsrana uğrayacak, onlar gerçek zararı tatacak kimselerdir. Sümme inne rabbeke lillezine haceru. Sonra Cenab-ı Rabbin Celle ve Ala Hazretleri lillezine haceru min ba'di ma futinu sümme cahedu ve sabaru inne rabbeke min ba'diha legafurur rahim. Allahü Teala Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi, her türlü sıkıntıya düştükten sonra, her türlü meşakkati ve işkenceyi gördükten sonra memleketlerinden, yurtlarından, vatanlarından hicret eden ve sonra da Allah yolunda cihad eden ve sabreden kimseleridir Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi. İnne rabbeke min ba'diha legafurur rahim. Allahü Teala bu dünya hayatından sonra da onlara ahirette gufranıyla ve rahmetiyle tecelli edecektir. Onları bağışlayacak. Onların insanlık icabı işledikleri kusur ve hatalar varsa onları Cenab-ı Hak gufran ve merhametiyle affedecektir. Onlara acıyacak. Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli edecektir onlara. Ne büyük müjde. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri demek ki çeşitli sıkıntılara maruz kalan kimseler bu sıkıntılardan kurtulmak, dinini fitneden korumak için hicret eder. Sonra da dinini, diyanetini, vatanını, ırzını, namusunu korumak ve muhafaza etmek için savaşırsa ve bir takım sıkıntılara da sabrederse Allah'ın lütfu keremi onunla beraberdir. İnsanlık icabı işlediği kusur ve hataları da Allah tarafından affedilecektir onun.